bitkinin uyanma dönemindeki özellikle azot ağırlıklı gübrelemelerden de bahsedelim. Çünkü bu da ciddi ve önemli bir konu. Evet. Bu konu hakkında da bilgi verirseniz seviniriz. Tabii sonbahar veyahut da ilkbahardaki gübreyi, taban gübresi dediğimiz gübreleri uyguladıktan sonra artık vejetatif gelişme başlıyor. Sonuç itibariyle bu vejetatif gelişme uyanma zamanından ta hasata kadar devam etmekte. Ceviz ağacının vejetatif gelişmesi ortalama 5,5-6 aydır. Yani uzun bir dönemdir. Mesela bir kiraz gibi, bir şeftali gibi 2-3 ay gibi sürmediğinden dolayı bunun gübrelemesine ve bitki beslemesine biraz daha dikkat etmek gerekir ki biraz daha zor bir meseledir. Yani bu gelişme dönemi boyunca da bitkiye onun istemiş olduğu bitki besin elementlerini vermemiz gerekir cevize. İşte bu büyüme dönemi, işte hasat dönemleri, meyve iç doldurma dönemleri, bunun sulamada ve gübrelemede her dönemin kendine özgü farklı bir istekleri var. Tabii uyanırken de en fazla ihtiyaç olan azot. Azotu muhakkak yanında görmesi gerekir. Azot şimdi uyanma dönemindeki sıralama şöyle gidiyor. Bitki uyandığında en fazla tüketmiş olduğu bitki besin elementi sırayla 1 azot, 2 fosfor, 3 potasyumdur. Ama verimli bahçelerde iç doldurma dönemine geldikten sonra bu tam tersi olur. Birinci potasyum, ikinci azot, üçüncü fosfor olur. Şimdi çiftçilerimiz buna çok dikkat etmeleri gerekir. Demek ki biz bitkiler uyandığında azotu eksik etmememiz gerekir. 3-15'in içinde olan da kasımda taban gübresi dediğimiz fosforu da o an için çözülüyor, hazır buluyor. Sonra bunun içinde potasyum da olduğu için, potasyumun ayrıca taşıyıcı bir özelliği de olduğu için biz her zaman çiftçilerimize taban gübresi, üçlü gübreyi atmalarını söylüyoruz ki hatta Amerika'da bazen bunları biz gördük, potasyumu. Tabii orada organik madde miktarı 3-4 olduğu için toprakta kilitlenmiyor. 5-10 kilo atıp yani bir yıllık, bir yıl boyunca dekara bir yıl boyunca yetecek kadar tavandan attıkları falan da var. Ama bizde organik madde miktarının birçok yerde az olması ve pH'ın yüksek ve düşük olması toprağımızda bunu kitlediğinden dolayı biz toprak tahlil ve yaprak analizine göre kademe kademe atıyoruz ki atmış olduğumuz gübre toprakta da kilitlenmesin. Çiftçilerimiz ilk uyanma döneminde muhakkak azotu, eğer pH 7,5 ve üzeri ise, 7 ve üzeri ise genelde biz amonyum sülfat formunda azot kullanıyoruz. Çünkü 7,5 ve üzeri topraklar genelde kireçli olduğundan dolayı amonyum sülfat hem aynı zamanda kükürt de vermiş oluyorsun. Toprağın pH'sını düşürmesinde de çok güzel etkisi var. Artı her zaman için kireçli topraklarda sülfat formunda azot kullandığınız zaman alınabilirliği de bunun çoğalıyor. Fakat tabii daha düşük formda 7 gibi daha düşük pH olanlar üre de kullanabilir. Üre nötr olduğu için yüksek ve düşük pH'da kullanılabiliyor. İkincisi uyanırken fosfor. Fosforu da kesinlikle uyandığı zaman atamazsınız. Attığınız zaman zaten çözülme süresi 3-15'in veyahut da 18-46'nın fosforun bir ay gibi bir dönem bunun çözülme süresi olduğundan dolayı siz az önce söylediğim gibi ikinci ayda atmış olduğunuz, üçüncü ayın başında, ikinci ayın başında atmış olduğumuz fosfor çözüldüğünden dolayı hızlı bir şekilde uyanma zamanında fosforu yanında bulacak. Bu çiçeklenme meyve tutumunda fosforun çok ama çok önemi var. Hani diyorlar ya dal, döl, bal. Şimdi dal azot büyümeye çok güzel. Evet, onların da tabii çiçeğe ve gövde gelişimine, kök gelişimine faydası var ama birinci derecede hızlı gelişmeye faydası var. İkincisi döl. Yani fosfor. Fosforun da köklenmeye ve meyve tutumuna ve yeni meyve tomurcuk yapmasına çok büyük faydası var ki fosfor eksikliği olmaması lazım. Bal dediğimiz hadisede potasyum meyve kalitesini hem güzelleştirir hem raf ömrünü arttırır. Ayrıyetten potasyumun meyve içini doldurmada da çok büyük önemi var. Potasyum ayrıyetten bitki besin elementlerini de taşıyıcı olarak görev görür. Uyanırken bunların üçü aynı anda hazır bulunduğu zaman öncelik sırasına göre azot, fosfor, potasyum uyanırken hazır bulunacak. Ondan sonraki dönemlerde biz zaten her zaman gübre programlarında söylüyoruz. Azotu kesinlikle 3'e 4'e hatta 5'e bölsünler.
Yani azotun toprakta kalma süresi hava durumuna göre, ısıya göre 15 ila 25 gün arasında. Yani siz bir kere azot verip koca yıl ilkbaharda verdiğiniz azot gitmez. Veyahut da ikiye bölseniz yine yetmez. Ne yapmanız gerekir? Azotu her 20-25 günde bir azar azar devamlı verdiğinizde sizin toprakta devamlı bir azot kalır ki devamlı şöyle yukarıya doğru büyüme devam eder. Fakat azotun büyük bir kısmını, üçte birlik bir kısmını ilk başta vermeleri gerekir. Çünkü ilk çiçeklenme ve büyüme ve döl tutma dönemlerinde en fazla azot harcadığı bir dönem. Yani yıllık atıyorum 3 kilo azot verilecekse en az 1 kilosunu ilk uyanışta vermek gerekir. Öbür günleri 4'e 5'e bölerse çiftçilerimiz damlamalardan çok ama çok faydasını görecekler. Hem yıkanmayı önleyecekler. Paraları boşuna gitmeyecek. Hem ikincisi azot stresi yaşamayacağı için devamlı vejetatif gelişme devam edecek. Onun yanında da 5. aylarda da zaten meyve tutumu, çiçek tutumu başladıktan sonra 60 olduğu 3-15'in fosforu toprakta bitebilir. MAP onun toprak talihlerine göre bakarlar bir damlamadan MAP verebilirler. Ama iç doldurma dönemleri 7. ayda başladığı dönemde de 3 sefer 4 seferde potasyum eğer yüksek derecede pH varsa potasyum sülfat verebilirler. Eğer pH nötrse de potasyum nitrat da verebilirler. Tabi potasyum nitrat da ayrıyetten yüksek pH'da ve düşük pH'da verilebilir. Fakat potasyum yüklemesi özellikle iç doldurma döneminde potasyum stresi de çiftçilerimiz çektirmesin. Çünkü bir seferde gübreleme Türkiye'de sorunları çözmüyor. Sebebi de çok basit. Sizin de bildiğiniz gibi genelde organik madde miktarımız çok düşük. Onu parçalayacak mikroorganizma miktarı yok demektir. Attığımız birçok bitki besin elementi orada kilitleniyor, kalıyor. Ama bunları parça parça attığı zaman hem yarayışlılığı çoğalıyor hem zaten gübrenin %90'ını ithal ediyoruz. Paramız da çöpe gitmemiş oluyor. Evet. Bunun da biz her zaman söylüyoruz 4 yılda bir toprak gübresi çünkü toprak tahlili. Toprak tahlilleri 4 yılda bir yaptığımızın sebebi Onur Bey biliyorsunuz topraktaki değerler her yıl değişmez. Evet. 4 yılda 5 yılda bir değişir ama yaprak tahlilini yılda bir iki sefer yaparsalar iki sefer daha iyidir. Bir 6. ayın 10'unda 15'inde bir de 7. ayın başlarında yaparsalar toprakta var olup da bazı bitki besin elementlerini yaprakta görmeyebilirsiniz. Bu da şundan kaynaklanıyor. Ya organik maddeden ya oranın pH'sından ve olumsuzluklardan katkılanır kaynaklanıyordur. Toprakta bir besin elementi çoktur. Yaprakta hiçbir şey göremezsiniz. Demek ki bu anlamıyordur. Siz bunu vermeniz gerekir topraktan ve yapraktan. Yani daha bilimsel, daha böyle bunlar çok zor şey değil. Alışkanlıklarımız yok. Sadece çiftçilerimiz bunlara da alışırsa, yaprak tahlilleri de yaptırmaya başlarsalar daha az gübre harcayarak daha güzel, daha profesyonel bir bahçe kurabileceklerine inanıyorum ben.